Yayınıma hoş geldiniz. Türk dünyasına selam ediyorum. Azerbaycanımıza, Türkiye'mize, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan, Türkmenistan, Tatar Türklerine, Ahıska Türklerine, Gagavuz Türklerine hepinize selamlar olsun. Türk İslam dünyasına selamlar olsun. Bugünkü konumuz Azerbaycanımızın şanlı, evet şanlı duruşu ve kendisine parmak sallayanlara karşı gerekenleri yerinde yapışı. Gelin neler yapılmış bir izleyelim, gururlanalım. İşte Azerbaycan, Kafkasya'da kalkmış bir aslan. Azerbaycanımız daha önce Azerbaycan içerisinde İran'ın hücre olarak ülke içine sızdırdığı isimlere bir bir operasyon yaptı. Yani bu şuna benziyor: devlet izler, sabreder, bekler ve gerektiğinde gereğini yapar. Bu sebeple Azerbaycan istihbaratı yine bu şekilde bir adım attı. İran devletine bağlı bir hücreyi çökerttiklerini ve 5 örgüt elemanını da tutukladıklarını açıkladılar. Azerbaycan, İran'ın ülkede çeşitli karışıklık ve eylemler yapacağını ve bununla ilgili planları olduğunu biliyor ve inceleyip sıkı dokuyor. Güvenlik anlamında Türkiye ile tam bir entegrasyon ve dayanışma mevcut. Ama kahraman Azerbaycan güvenlik kuvvetlerini buradan kutluyoruz. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz. İşinizi dört dörtlük yapıyorsunuz ve bu konuda hem Azerbaycan emniyetinden hem Azerbaycan istihbaratından daha çok büyük başarılar göreceğiz. Kahramanlarımıza güveniyoruz. Aliyev tam lafı 12'den vurmuştu. Başkomutan Aliyev'in sözleri ayakta alkışlanmıştı. Çünkü Sayın Aliyev İran'a öyle ibretlik sözler kullanmıştı ki o sözler bizlere gurur verdi. Evet, Aliyev neler demişti? Müslüman ülkeleriyle sık alakalar kurduk ve onlara izah etmeye nail olduk ki Ermenistan tekçe bize karşı yok, bütün Müslüman alemine tecavüzkar siyaset yaparır. Mescidleri dağıdan Müslüman ülkeleriyle dost olabilmez. Mescidleri dağıdana Müslüman ülkelerinin rehberleri kucak açabilmez. Bilər, onları kucaklayıp öpebilir. Bu riyakarlıktır, bu satkınlıktır. Bunun başka adı yoktur. Ona göre Müslüman aleminde biz Ermenistan'ı esas dayaklardan təcrid ettik. Düzdür, tam təcrid edebilmedik. Bunun başka sebepleri var. Bak dediğim, riyakarlık. Ancak bütünlükte Ermenistan Müslüman aleminde məscidləri dağıdan, təhkir edən ölkə kimi tanındı və bunu biz etdik. Biz müsəlman ölkələriylə sıx əlaqələr qurduq və onlara izah etməyə nail olduq ki, Ermənistan təkcə bizə qarşı yox, bütün müsəlman aləminə təcavüzkər siyasət aparır. Məscidləri dağıdan müsəlman ölkələriylə dost ola bilməz. Məscidləri dağıdana müsəlman ölkələrinin rəhbərləri qucaq aça bilməz. Bilər, onları qucaqlayıb öpə bilər. Hatırlıyorsunuz değil mi? Raisi'nin Paşinyan'la sarılmaları, hele hele Ruhani'nin Paşinyan'la o sarmaş dolaş halleri. Gelin bir göz atalım şu karelere. Gördüğünüz gibi ikisinin yüzünden kan damlıyor. Yani kan damlıyor derken yüzler çok mutlu. Birbirlerine sevgiyle bakıyorlar. Sanki oğlunu karşılamış gibi. Çok seviyor kendisini. Evet, bu karelerden daha çoğu bunların sarmaş dolaş halleri de mevcut. Tabii ki bunlar müttefik. İran müttefikini açıkladı. Tarafını açıkladı. Müslüman ve sınır komşusu bir devleti bıraktı. Hocalı'da katliam yapan, camilere zarar veren bir ülkeyi seçti. Yani burada bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu dedirtti. Bir deyim vardır. Yani işin içinden çıkılmaz. Evet, İran'ın durumu böyle. İran kendisinin, Turan'ın, ülke içindeki Türklerin Azerbaycan'la birleşmesinden çekindiği için
ve Türk medeniyetiyle devamlı kendisini bir rekabet içinde gördüğü için bu hasletleri uyguluyor. Ayrıca Karabağ ve Ermenistan ekseninden dünyaya bir uyuşturucu koridorunu da pas geçmemek gerekir. Buradan çok para kırdılar. Özellikle Gafan yolu kapanınca deliye dönmüşler ve tatbikata koşmuşlardı. Hatırlıyoruz o günleri dün gibi. Ama İran şunu bilsin, Azerbaycan öyle ikide bir parmak sallayacağı, ikide bir hizaya getirmeye çalışacağı bir ülke değil. Rusya ve İran şunu bilsin, Azerbaycan Kafkasya'nın patronu, Azerbaycan güçlü ordusuyla ve dijital askeri teknolojisiyle parmak kıstırtan bir güç oldu. Şimdi gel gelelim günümüze. Aliyev'in bu sözlerine yönelik Tahran'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bunlardan en ilginci İranlı siyasetçi Ahmedi Bigeş'e ait. Bunlar kurmalı plak gibi devamlı sarıp sarıp aynı şeyleri söylüyorlar. Aliyev doğru söylemedi mi? Siz camileri en büyük haksızlık yapan ve şehirleri tarumar edip bütün insanlara zarar verip şehirleri talan edip katliamlar yapan bir ülkeyle sarmaş dolaş değil misiniz? Bunu bir inkar edesiniz. Edemiyorsunuz. Kaçak gül yaşıyorsunuz İran. Kaçak gül yaşıyorsunuz. Aynen şunu söylüyor Ahmedi Bigeş. Osmanlı İmparatorluğu ve Büyük Anadolu hayallerinizi kendinizle beraber mezara götüreceksiniz. Tehdide bakın hele. 40 milyon Türk, 40 milyon Türk vurgusunu tehdit olarak kabullenmişler, tehdit olarak algılamışlar. Ne algılarsanız algılayın, füzeleri doğrulturken görecektiniz. Azerbaycan'ın sınırınızda yaptığı tatbikat yüreğinizi hoplattı değil mi? Daha çok hoplayacaksınız. Kararlı Türk milletinin, kararlı milletimizin, cesur milletimizin önünde çok daha fazla hoplayacaksınız. Helal olsun Aliyev. 40 milyon Azerbaycan Türkü'nün İran'da neler çektiğini, ana dilde eğitim görmediğini, Türk Konseyi'nde ve tüm dünyaya duyuracak şekilde yüksek sesle duyurdu. Türk Birliği'nin, Türk Birleşik Devletleri'nin orada bir aura oluşturduğunu, bu auranın bir ekonomik, siyasal ve askeri olarak artık caydırıcı bir güce doğru gittiği çok açık. Ülkelerin birbirleriyle olan iletişiminin güçlü olduğu çok açık. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. Özellikle Ruslar çok şaşkın. Ruslar niye şaşkın olmasın? Rus TV'lerinde neler söyleniyor bir göz atalım isterseniz. Kremlin'in tabii ki buradaki bir nevi papağanları. Diyorlar ki suratlar düşmüş. O savaş başlamadan, Rusya'nın öyle debdebeli süper güç havaları daha sönmeden şurayı alacağız, Berlin'e mi gidelim, Polonya'yı alalım, bir taraftan İsviçre'yi de aradan kapatırız, Avrupa'nın yarısını alırız nidalarıyla gülücükler saçan bu yorumcuların yüzü kireç gibi. Bu sunucu öyle mutlu ve öyle şakacıydı ki yüzünde şakadan hiçbir şey kalmamış gibi değil mi? Karabağ'dan da çıkacaksınız. Karabağ'dan da çıkacaksınız. Ama şunu söyleyelim. Şimdi kolektif örgütün iflasını ve kolektif örgütün pimini çeken bir Rus TV'sindeki spiker. Evlere şenlikler, evlere şenlikler. Diyor ki Rusya her sonu kaybetti. Biz toprağımızdan olduk. Toprağımıza saldırı olursa kolektif örgüt bize yardım etmeliydi. Neredeler diyor. Günaydın. Kolektif örgüt diye bir şey kalmadı zaten. Rusya çatırdadı zaten. İşte şu anda o sözlere bir tanıklık yapalım. ОДКБ где? Где войска ОДКБ? Прямо ответить на этот вопрос. Я слышал, как президент Лукашенко на эту тему очень жестко и очень прямо говорил. Очень жестко, и он справедливо говорил, но есть вопрос, связанный с ОДКБ, который задавали некоторые другие наши партнеры. А Россия в ОДКБ ставила этот вопрос? Вот, к чему я веду. А если Россия оставит этот вопрос? А знаешь, что ответит хитренькая ОДКБ? Они ответят, а когда мы подписывались под ОДКБ, территория России была другая. Но если они так на этот вопрос ответят, то тогда вопрос, а зачем такие нужны в ОДКБ? Я против иллюзий. Вот. А вот для того, чтобы их не было, тогда возникает вопрос о смысле существования некоторых организаций. В условиях, когда, если им надо, то мы, пожалуйста. Арентгенев, да, арентгенев. Конечно. А когда нам что-то надо, все так, ОДКБ, где? Где войска? Diyeceğimiz bu. Şaşkına döndüler. Ukrayna onlara bir ayna oldu aslında. Ben hep derdim yayınlarımda. Rusların kara ordusu çok fena. Rusların kara ordusu çok fena diye.